Merhaba arkadaşlar. Kombisini kendisi kurması gerekenler için böyle baştan sona bir video görmedim. Genelde parça parça kesitler vardı. Ben de böyle baştan sona bir çekeyim dedim. Şimdi ben üst katı acemilikle yapmıştım. Alt katı yapacağız. Şimdi bu kombiyi doğalgazcılar koydular, hani gaz onay çıkması için bağlantılı olması gerekiyordu. Yani duvarda bunun zaten planı var. Planını koyuyorsunuz. Nereden delikler delineceği belli. Ona göre delikleri delip asıyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Biz bundan sonrasını yapacağız. Bunlar kombi seti. Şu kutudan çıkıyor. Şu an geçici takıyorum da bunlara tabi borular kaynak olacak. Şimdi ortadan kalksın diye. Bundan çıkan parçalar 1, 2, 3, 4. Onun dışında iki tane vana ve iki tane de filtre çıkıyor. Bunu kaloriferden dönen soğuk suya, bunu da kombiye giren soğuk su girişine takıyoruz. Gerektiği zaman buradan çıkartıp temizlik yapılır. Şimdi şeyi planlayacağız. Petrikleri nereye asacağımızı. Üst katta altlarda 15 santim boşluk bırakmışım. Şimdi burada da yine 15 santim bırakacağım. Önce bütün odaların petriklerini asacağım. Sonra da şu an borumuz yok. Boruları ve vanaları alıp en son petekten bağlayıp bağlıya bağlıya buraya kadar geleceğiz. Ondan sonra oradan temiz su alacağız ve sıcak suyu oraya bağlayacağız. Hani evin sıcak suyunu kombi ısıtsın diye. Onların da aparatları var. Onlar da alınacak. Şunlardan biri soğuk, biri sıcak. Oradan alacağız. İnşallah şunu karşılamaz. Karşılarsa dirsekle aşağı dönmemiz lazım. Yoğuşmadan gelen suyu da bu gidere vereceğiz ama o nerede ya? Yoğuşmadan geleni de ona vereceğiz. İşin en zor tarafı buraları çözmek aslında. Öteki tarafı kolay. Peteklerin ambalajını açtığımızda gerekli olan her şey zaten içinden çıkıyor. İki köşede askı aparatları ve gerekli vidalar, dubeller, her şey çıkıyor içinden. Şimdi biz iki çeşit boru kullanacağız. Bu 2,5'luk kompozit boru, ısı yalıtımlı. Bunda hani gidiş dönüş şeylerini bununla çekeceğiz. Bu da ikilik su borusu. Daha doğrusu bu 25'lik, bu da 20'lik su borusu. Bununla da peteğe çıkacağız, böyle kısa kısa buraya vanayı takacağız. Yani 25'lik ve 20'lik boru. Köşeler, dönüşler, T'ler, maşonlar falan, onlar duruma göre alınacak. Şimdi paketten çıkan bunları neye göre takacağız? Peteği bu şekilde koyacağız ve kombimiz orada. Geliş yönünün üst tarafına bu tıpayı takıyoruz. Bunlar geçiş takıyorum şu an. Bu havasını alacağımız aparatı da kombinin öteki tarafına, yani su oradan gelecek ya, oradan su girecek alttan. Böyle 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 buradan çıkacak. Biriken hava da buradan alınacak. Yani bu her zaman suyun gelişinin
ters su girişinin karşısında olacak ki içinde biriken hava buradan alınsın. Ben alttan giriş yapacağım. Sıcak su oradan girecek, soğuk su buradan çıkacak. Boru buralara kadar uzanmayacak. Evet, şimdi gidip matkapları alıp matkap, terazi, şarjı matkap. Şunlara göre beton delme ucu, kalem gibi şeyler, lazım olan şeylerimiz. Şimdi peteğin altında 15 santim boşluk olması için şöyle yapıyoruz. 15 santim. Bu montaj aparatının altı 25'e geliyor. Bunun altı, alt tarafı 25. Biz buradan 25 santime işaretleyip demirin altını oraya hizaladığımız zaman alt tarafta 15 santim kalacaktır. Şimdi burayı neye göre planlıyoruz? Ben dedim ki peteğimizin kenarı burada bitsin. Şu hizada olsun. Kombiye de çok yakın olmasın. Boruları inecek. Biraz da burada boşluk olsun istiyoruz. Buradan pencereden bir şey alırken ayak değmesin diye. Neyse. Bu çizgimizde şimdi terazili bir şekilde 25 santimden çizdik. Burası kombimizin yanı dedik. Yani 13 santim alınca askımını tam ortalar. Burada 13 santime işaret koydum. Sonra bunun ortası noktasından bunun orta noktasına ölçtüm. 74 santim geldi. Burayı çizdim. Sonra da aparatımızı yanına teraziyi dayayarak ayarladım ve yerlerini işaretledim. Yani şöyle. Altını oraya denk getiriyoruz çizgiye. Burayı da terazili hale getirince ondan sonra işaretliyoruz. Burayı da şimdi işaretleyeceğim. Ondan sonra işaretli yerlerden deleceğim. Yalnız burası duvar değil. Burada alçıpan var. Alçıpanın altında da izopor var. İzopor 2 santim olsa 1 santim de şey şu kadar bir mesafe var. Duvarlarımızda şu kadar mesafe var. O yüzden bu dübeller çok işe yaramaz. Buraları ağaç dübel atabiliriz. Daha büyük uçlu delip bakacağız. Diğer duvarlarda sıkıntı olmaz da maalesef bazı duvarlarda böyle içeriden yalıtım yapılmış. Ona göre hareket edeceğiz. Deliklerimizi deldim. Şu an mesela burada izopor hissediyorum yumuşak. Hemen kenarında duvar buradan başlıyor. Yani duvar şu kadar arkada. Dübellerimize bakıyoruz. Çok az ucu tutacak. Yani normal burası duvar olsa çok kolay halledeceğiz de. Şimdi biraz saçma sapan yöntemlere başvuracağız mecbur. Ahşap dübellerimiz böyle olacak. Şimdi çapraz yaptım. Aşağıdan bu, yukarıdan bu. Ahşap olacak. Bunlar orijinal. Çünkü ahşabın şöyle kötü bir tarafı var. Bu zamanla bazen çekiyor, ufalıyor ve çıkma tehlikesi var. Ama yük taşıma konusundan iyidir. O yüzden çapraz attım yani. Bunlar güçlüyse bunlar tutsun. Plastikler güçlüyse plastikler tutsun gibisinden. Biraz da tutkallıyoruz. Şöyle aksın.
Evet, onu oradan keselim şimdi. Tüpümüz gayet sağlam. Buraya da orijinalini atalım. Çok rahat gitti. Bunu biraz daha bir şeyle çakmam lazım. Betona ulaşsın diye. Şöyle hafif tutturuyorum. Şu an betona ulaştı. Normal bir duvar olsa çok kolay dediğim gibi. Şimdi buraya tekrardan bir işaret yok, aslında gerek yok. Şimdi aparatımızı takabiliriz. Bunu böyle de takabilirsiniz ama biz duvara yakın olsun diye böyle takacağız. Şu ucu taktım. Tam ortasına rastlatmaya çalışıyorum ki sağa sola çekmesin. Ağaç özellikle çürümeyen özlü bir ağaç. Bıçak da benim çocuklukta yaptığım Rambo bıçağı. Ortaokula giderken falan. Acaba şöyle şeyler yapsak geriye çıkmasını engeller mi? Şimdi şu aparatlarımız var. Bunları da şöyle takıyoruz.
Evet. Ötekilerini de böyle takıp takıp temizliğini de hemen yapmak lazım. Şimdi bu duvar normal duvar olduğu için herhangi bir mantolama izolasyon olmadığı için buranın dubelleri çok güzel oldu. Orijinalleri kullandım. Şunu da sağ selim çakabilirsek. Keşke bütün duvarlar böyle olsa çok pratik olur. Ama öteki iki odada da aynı mantolama var. Sadece burada rahat ettik yani. Nihayet bir liste çıkardım ve gidip lazım olan her şeyi aldım. Tabii ki unuttuklarımız olabilir, fazlalıklar olabilir. 10 tane boru getirdim, bir tane de vardı 11. Artanları götüreceğiz. Şimdi son petekten başlayarak dize dize gideceğim. Önce bunu monte ettim, bir şeyleri belli olsun. Boruların konumu belli olsun diye. Şöyle üstten gideceğim çünkü yere yapıştırınca bunun temizliği falan zor oluyor dedi annem. Ben de böyle yapacağım. Üst her zaman için gelen sıcak su olacak. Alt dönüş suyu olacak. O şekilde planlayacağız. Önce köşeleri kaynatacağım. Mesafesi ortaya çıksın. Ona göre buradan kesip vanaları takacağım. Sonra oradan köşeye dönüp gideceğiz. Aradaki duvarları da deleceğiz ama henüz hiltiyi bulmuş değilim. Şimdi o dirseği kaynattım ama burada atladığımız bir şey var. Önce bu aparatları takmamız lazım ki. Bunlar da işin en gıcık tarafı. Yok bant sar, kendir sar, üstüne boya vur. Ve halen daha acaba kaçıracak mı diye korkuyor yaşa. Ama bunları takmamız lazım ki vanaların durumu ortaya çıksın. Bunların da bir aleti var mı bilmiyorum. Şunu taktım, biraz tuttu. Şöyle iki elle sıkacağım iki tarafı da. Ondan sonra bunun mesafesine göre boruyu keseceğim. Ben bu işin uzmanı değilim. Böyle uzmanca tavsiyeler vermeyeceğim. Sadece bu dairenin aynısı var. Üst katta orayı yaptım. O acemilik işimdi. Burası macemilik işim. Bildiğim kadarıyla göstermeye çalışıyorum. Yani çok korkulacak bir iş değil. Bak, kendiri sararken unuturum diyordum. Unuttum. Bunu civatasını önceden takmanız lazım ki sıkabilirsiniz. Şöyle. Sıkınca görüşürüz.
Evet, nihayet burayı da sattık. Kanısına gerek yok, birazdan çıkabilirim. Bu şekilde devam edeceğiz. İki kişi olsa biri bunu tutar daha iyi olur ama ikinci kişiyi bulmak zor. Şuradan işaretleyeceğiz. Bunu redüktöründe takalım önce. Ondan sonra parçayı da takalım. Tam işaretlediğim yerden kesince oluyor. Bunun içeri girme mesafesi de var ya. Takalım da mesafesi şaşmasın. Alttan dönüş borumuz. Şimdi önemli olan bunun uzunluğunu keşfetmek. Şu kadar girerse şöyle falan olur. Çizgi çizgi rastlayınca hizası tutacaktır. Bunu da kaynatalım. Güzel. Boruyu doğruya kaynatınca tamamdır. Burayı kaynatırken şuraya dikkat etmemiz lazım. Gidip orayı bir ayarlayayım. Onun yönünü tam düz olması lazım. Mesela üsttekini ayarladım ama alttaki biraz dönmüş gibi. Onu tam ayarlayalım çünkü karşıya direkt geçmesi lazım. Çık ulan çık 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 çık. Bismillahirrahmanirrahim. Son anda yetiştirdik. Tamamdır, buranın son halini size gösteriyorum. Artık hepsini tek tek çekmeye gerek yok. Bunları gösterdim. Kendir, teflon bant, boya ne bulursanız sürün, sıkışsın. Boya da kuruyunca kaçırmasın. Ondan sonra gösterdiğim şekilde tak 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 şu aletten varsa tamamdır. Bunu az önce sonradan monte ettim. Şimdi ilk uyumadı ya, onu nasıl çözdüm?
şuradan duvardan biraz kırdım. Boruyu getirdim çünkü biraz mesafeli kalmıştı. O yüzden bunlar şu an aynı hizada değiller. Ama sıkıntı değil. Gelir mi böyle? Gelmez. Zaten köşede görünmez. Şimdi buradan öteki peteğe doğru devam edeceğiz. Şimdi köşeye döndüm, geliyorum. Burada işler biraz değişiyor. Buradan itibaren T bağlantı koyacağız. T bağlantı da tek başına yetmiyor. Bir tane T, bir tane yarım dirsek. Araya bundan koyaraktan. Böyle buranın açısını tam buraya göre ayarlayıp kaynatacağım. Zaten şu hizalara gelince bir de şunu belirteyim. Biliyorsunuz az önce iki tane boru kestim. Rastgele oraya göre. Şimdi oradan çıkan parçalar buraya çok güzel rastladı. Bu çıkış borumuz. Soğuk su çıkış. Bu burada. Bu üstteki de zaten şey. Gelen sıcak su. O da oraya. Bu da buraya tam böyle rastladı yani. Belki de hiçbir milim kesmeden bile yapacağız. Bunu kaynatayım. Şimdi tek başına olmuyor. Burada biraz boruyu kastırdım. Açısını tam tutturamadım. Çünkü bu takılı kalıyor. Birisinin tutması lazım. Belki de bugünlük bırakıp yarın boğumla devam ederim. Boğumla çalışırken çekim yapma imkanım yok. O yüzden burayı da göstereyim. Ondan sonra ta iş kombiye varınca oradan devam ederiz. Burada zaten her şey net. Bunu takayım. Ama devamının da takılması lazım. Bunu buraya sabitlersek devamını takmak sıkıntı olabilir. Devam takılması için de duvarın delinmesi lazım. Onu bir planlayalım. Devam ederiz ona göre. Tesisattaki son durum böyle, salondan başladık. Şimdi yana geçelim. Salondan buraya geçtik. Buradan geldik. Buradan öbür taraf. Buradan geldik. Burası kapıyı kurtarıyor. Burada yine süpürgeliğin üstüne çıktık. Oradan geçtik. Buradan çıktık. Burası da iyi rastladı. Şimdi sıcak su gidişe üsttekini bağlayacağız. Buradan devam edecek. Buna girecek. Gidecek oradan döşemeyi biraz keseceğiz. Duvarı deleceğiz. Buradan girecek. Şuradan bir yerden çıkacak. Devam edecek. Zaten bura komple kırılacak. Tuvalet taşı değiştirecek. Bu arada borular da buradan geçecek. Burayı da kıracağız. Buradan bir yerden çıkacak. Buraya bir tane petek koyacağız. Petek işimiz bitecek. O petek de bu petek. O petek, bu petek, şu petek. Su bağlantısını bunlarla yapacağız. Vanayı söküp bunu taktığımız zaman buraya vana yani takabileceğiz. Buraya da plastik boruları kaynatacağız. Oradan gidecek. Aynısını oraya da yapacağız. Bir soğuk bir sıcak. Normal 20'lik boruyla gidecek. Buraya da bu çatalı aldım. Yoğuşmanın gider borusunu oraya vereceğiz. Toplam burada 3 tane 20'lik boru olacak. Şimdi bütün bağlantıları yaptık. Kombiye soğuk su alacağız. Boruları getirdik. İşin en zor tarafı bu. Şimdi soğuk su için şunu yaptım. Bunu takacağız. Buraya soğuk su borusunu kaynak yapacağız. Tamam, sıkıntı yok. Ama sıcak su tarafı sığmıyor. Hani şunu çıkarırsak belki o zaman da yandan yine makine yanaşmayabilir. Su kaçağı da var. Orası biraz zor. Şimdi burayı hazır hale getirdim.
Buradan soğuk suyu alacağız. Buraya sıcak suyu vereceğiz. Bunu böyle aşağıdan yukarı takacağız. Bunu da dirsekle böyle takacağız. Bir tane şundan koydum. Bir tane şundan aşağı doğru uzattım. Yoksa şurayı karşılıyordu. Nihayet bağlantılarımızı yaptık. Bu iş 3 günümüzü aldı ama 3-4 bin lira usta parasından kurtulduk. Sıcak suyumuz peteklere gidiyor, üstten giriyor. Peteklerden dönen suyumuz buradan geliyor. Kombiye giren ana su girişi bu. İkisinde filtre var. Bu da musluklarda kullanılan su. Bu da yoğuşmadan damlayan suların böyle gidere verilmiş hali. Buralar falan elimizden gelince deli toplu etmeye çalıştık. Aşırmalar yaptık. 6 tane peteğimiz var. Buradan da banyoya götürdük. Normalde şuradan gidebilirdi. Ama bu duvarın arkasında üst katın şeyi var. Orada göstereyim. Burada tuvalet borusu var. Gelip buradan dönse bu sefer oraya fırın sığmayacak. Duvarın dibinden geçme şansı da yok. Burada yeniliyoruz. Alttan böyle götürdük. Şöyle yukarıya koyduk. Burası biraz çirkin oldu çünkü elimizde kalan son boruların son damlasına kadar böyle ekmek kullandık. Çok estetiğe dikkat etmedik. Burayı da böyle tamamladık. Bu işteki en karışık yer burasıydı. Bu şekilde bazı aparatlarla çözdük. Burayı karşılıyordu işte. Şunu buldum. Araya birkaç ilave koyduk. Burayı da böyle alttan burada üzerinde kaynattık. Gider borusu da buradan gidip öbür tarafta gideri var şununla. Ortak gideri. Şimdi bu boyalar kurusun diye bugün su vermedim. En büyük kabusum eğer buralarda bir damlama olursa, yani bu boruları kesmeden buraları sökme şansımız yok. Tekrar bunları kesip sonra şeyle ek yapılacak, sonra yine tutacak mı belli değil. İşte bugün duracak. Bugün şu an gece zaten. Yarın su vereceğim inşallah. Ondan sonra kombiyi çalışırken size göstereceğim. Şu an suyu verdik. Damlama mamlama var mı? Çok şükür yok. Şimdi kombiye verelim. Şarteli açalım. Buralarda damlama var mı? Şurada kaçaklar. Bu conta eğik olduğu için kaçırdı. Bunu düzeltip tekrar takacağız. Sonra bakacağız. Şimdi contayı değiştim. Sorun çözüldü. Bu contayı yemiş. Şunlardan taktım. Şu an havalarını alıyorum. Az önceki su gelene kadar havasını alıyorum. Su akınca kapatıyorum. Diğer odadaki peteği burası çok şeydi. Onun havasını alamadım da. Penseyle deneyeceğiz. 6 taneden işte 4 tanesini hallettim sayılır. Evet, bu da tamam.
Şimdi arkadaşlar ufak tefek bazı kaçakları hallettikten sonra sistem çalıştı. İki tane, üç tane Üç tane kombimiz petiğimiz kaçırdı. kaçırdı. Onları hallettik. Şuradan kaçırdı. Bunu değiştik. Bu koptuğum yerden de kaçırdı. Onu da değiştik. Buraya şey taktım. Burada kelepçesi var ya, ismini bilmiyorum. Ondan taktım, oraları komple değiştik. Bir de sızıntımızın kalmadı. Çok şükür. Şu an 33 dereceye çıktı. Bundan da kaçırmıştı. Bunu da, yani ben kendileri biraz ince sarmışım. Tecrübem az olduğu için. Onları halledince hem ısıtma suyumuz hem petiklerimiz çalışmaya başladı. Buradan boruları geçmiştik. Burası da yapılmış şu an. Kaçıranlardan birisi de buydu. Kaçıranları indirdim. Suyunu boşalttık. Yani bunları kapattık. Sadece petiğin suyunu boşalttık. Buralara daha kalın sargı sardım. Daha iyi sıktım. Sorunu çözdük. Aslında bunlara kullanılan özel bir şey var. Yapıştırıcı gibi bir şey var da bizim ilçede bulamadık onu. 44'e çıktı. Evet, şu an ısı hissedilmeye başladı. Kapatacağım çünkü, veya şeyi de açayım da. Bunda buharı gözüküyor mu bilmiyorum. Musluk suyumuz da gayet başarılı bir şekilde ısınıyor. Şimdi kiracımıza boşuna fatura gelmesin diye ben burada kapatıyorum. Ama yeterince tecrübeniz yoksa, eliniz yatkın değilse hiç uğraşmayın. Bana biraz kabus yaşattı çünkü. Ama o elinizde bunlara eklem yerine sıkılan maddeden varsa hiç korkunuz olmasın. Sıkın, takın, geçin. Biz malzeme eksikliğinden, imkansızlıklardan dolayı bazı su sızıntılarına maruz kaldık. Onları hallettikten sonra her şey çözüldü. Yapacak olanlara kolay gelsin.